Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir deste tanıtım videosuyla daha karşınızdayız. Bugün hepinizin eriştiği Riot'un 7. gün giriş hediyesi olarak hediye ettiği buz ve çürüme destesine bakacağız. Nasıl oynandığını, içeriğini, her şeyini inceleyeceğiz. Herkesin elinde bulunduğu için çok rahat kullanabileceğiniz bir deste ve gerçekten güçlü bir deste. Buradan Riot'a tekrar teşekkürler. Hemen destemizi incelemeye bir geçelim. Şöyle bir bakalım, buz ve çürüme destesi neymiş? Aşırı dengeli bir deste. Şimdi, bahtsız soylu, kehanet şahini, başlangıçta olan kartlarımız basic olarak, başlangıç kartları olarak gayet güçlü kartlar. Sizi oyunda tutan, hem buff veren, hem hayatta kalmanızı sağlayan kartlar. Öte dünyaya bakış buradan bize kart çektirecek. Donuk Vade Okçusu rakibimizi buz tutturacak. Parçala, Habis Ziyafet, Avaroz Okçusu derken ufak birimlerimiz bunlardan oluşuyor. Bir Braum'umuz var. Ani Donduruş, Babacan Ancımız helleyecek. İki eş zaten herkese hediye edildi. Çığ, Bjork, Avaroz'a Muhafızı, Hortlak, Buz İşi, Çaman derken ve bir de Tray, bir Ledros ve bir de Runation'ımız var. İki de Vengeance. Yani çok standart ve çok güzel bir Frelord kontrol destesi. Ben hemen bunun oynayışına geçmek istiyorum. Sizlere de oynayışı göstereceğim. Bakın derecelide de kullanabileceğiniz gerçekten harika bir deste. Frelord kontrol destesi en temel birimleriyle bunlardan oluşur zaten. Bunların nasıl kullanılacağını göreceğiz bugün. Bir kere en başta canınız pahasına eşi koruyun. Bilgewater Gölge Adalar, Nautilus geldi. Zor bir deste geldi karşımıza. Bakalım neler yapacağız. Şimdi başlangıçta elime bir adam almak istiyorum. Çünkü Kehanet Şahini gelebilir, bu buff'ta işimize yarayabilir. Şimdilik parçalı ve ani donduruşu atacağım elimden. Çünkü karşımda Nautilus var. Zaten erken oyunda daha yüksek bedelli kartlar geldi. Pek güzel oldu. Neyse. Erken oyunda zaten çok fazla kart düşmeyecek Nautilus destesi. Biraz karşınızdakine göre oynarsanız güzel sonuçlar alırsınız. Her ne kadar zorlu bir deste de olsa karşınızda. Şu an biz de bir şey oynayamıyoruz. Sıramızı salacağız. Evet, Şahin geldi. Hiç fena değil. Şahin'i oynayalım. Nautilus destesi olduğu için şu an elinden kart atmaya çalışacak. Bir an önce derin olmaya çalışacak. Bakalım Frelord Nautilus'a karşı neler yapıyor. Bu arada elimizde çok fazla... Aa, 1'e 6'lı Braum oldu. Çok güzel. Güzel denk geldi. Bir de olsa 1'dir. Elimizdeki mana bedelleri biraz yüksek geldi. Biraz daha güzel başlayabilirdik ama olsun. Sömürdü. Ben bunu sömürtmeyeceğim. Kendi şahinimi kendim öldüreyim ki kart çekeyim en azından. Tekrar sömürdü. Tamam. Bu sefer de buna izin vereyim. Arkadaş, elinden geleni abi. En azından iki manamı saklamak istiyorum çünkü şu an. Kart çekemedik. O biraz kötü oldu. Parçala geldi. Derin olunca işimiz biraz zorlaşacak. O yüzden erken oyunda hemen bir şeyleri halledebilirsek çok güzel olur. Sıyrılgan geldi. Saldırır mı? Durun bakalım. Saldıracak tabii ki de. Aynen, ben canım var ama Hortlağın pençesiyle bunu yok edeyim. Şimdi parçalayla dondurabilirdim ama
Derin olduğunda 6'ya 6 olacak. Bana daha fazla sorun çıkaracak. Bizi biraz üzebilirdi. Yaban pençeyi çıktım. Güzel geldi bu. Bakalım ne gelecek. Saldırı yapmadı. Pardon. Savunmak için kart çıkmadı. Saldırımızı yapıyoruz. Sersemletti. Tahmin ettim. Güzel gelgitini harcaması da güzel oldu. Destemdekileri yok etmez. 25 karta düştü. Matilius çıktı direkt. Eş çıktı. Çok da güzel oldu. Bana bir hikaye anlatsan. Avarosa'yı anlatayım. Eşimiz de buff almış. Güzel oldu bu. 6'ya 4 bir eş. Kurbağa geldi. Ok yaydan çıktı. Nasıl yapsak? Bunu şuraya mı çeksem? Arkadaş olalım. Öyle yapayım. Natilius'a hasar vermiş oluruz. Şu an saldırılarımız fena gitmiyor. 6 can bıraktık şimdiden. Derin olmasına daha var. Nihayet kavuştuk. Bir derinlerin gözü daha geldi. Bunu yine öldürsem mi? Ne dersiniz? Bir sonraki turda öldürebilirim. Zaten hızlı büyü ama manam gitmesin. Öldüreceğim ya. Ben bunu yine öldüreceğim. Bakalım safra at. Daha derine. 4 kartı gitti. 5 kart daha giderse derin olacak. Şöyle bir atak yapabilseydik çok güzel olurdu. Direkt bitirdik aslında ama şu anda yeterince zora soktuk zaten Matilius'u. Jaul geldi. Ben bir Şahin daha oynayayım şimdilik. Sıra ona geçsin. Derinlerin gözü geldi. Nasıl yapsak? Dur bakalım şimdilik bir şey yapmayalım. 3 hasar yeriz. Şimdi eşi ona tabii ki de yem etmeyeceğim. O yüzden ani donduruşu kullanıyorum. Jaul'dan bir kurtulalım. Hiç fena değil. Şunla da bir adam daha alayım kendime. Open attack yapacağım çünkü. O da onu sömürüyor. Şimdi silahım var. Natilius'umuzu çekelim çünkü aban vuracağımız için karşımıza koyabileceği en güçlüsü 3 olacak. Buradan Nexus'a 4 hasar veririz. Ve elimize Atrocity de geldiğine göre bakalım neler olacak. Evet şu an Nexus'un 5 canı kalıyor bu şekilde. Derin oldu. Şu saatten sonra işimiz çok zor olacak. O yüzden direkt hunharlıkla oyunu bitirmeye çalışacağım. Çok büyük bir sürpriz çıkmaz umarım.
Önce elindeki manasını bitirmesini bekleyeceğim ki Vengeance atmasın. Eğer varsa elinde. Ne dersiniz? Şu an eşe bir unharlık atsak mı? Zaten ölecek. Elinde Vengeance var mıdır? Bence yoktur ya. Risk alalım hadi. Risk dedik. Ya hayır ya. Biliyordum bunu yapmamam gerektiğini ya. Sensiz devam et. Evet, şu an deste acayip zora girdi. Daha da zora girdi. Savaşın heyecanı için. Latilius'u güçlendirmeden bitiremedik. Riskin ödülü. Nasıl yapsak? Natilius'u donduralım mı? Natilius'u bir donduralım. Şu hasardan bir kurtulalım şimdilik. Bu gece kim beslenecek görürüz. Derinlik olsun seni. Çok kötü oldu. Derin olana kadar bitiremedik. Arkadaşlar, biraz şanssızdık. Olmasın? Eğer elinde sömürü olmasaydı çok rahat bitirmiştik. Bir oyun daha girelim hemen. Eğer siz biraz şanslıysanız, az önce gördüğünüz gibi hunharlıkla oyunu çoktan bitirmiş olabilirsiniz. Ama ben şanssızım. Zaten şanssız olduğumu biliyorsunuz. Ledros, Try, hunharlık, bunlar biraz yüksek bedelli. Karşımızda da Elias olduğunu düşünürsek örümceklerle çok fazla hasar verebilirler. O yüzden hepsini gönderip böyle bir başlangıç yapmak şu an çok daha güzel. İpler benim elimde. Elias geldi. Bas geçeceğiz zaten şu an. Bir şey oynayamıyoruz. Büyü atabilirdim ama gereksiz. Herhangi bir şey yaramazdı. Acın kısa sürecek. Open attack. Karşılamayı geçelim. Bravo'muzu bir oynayalım. Tanıştın mı? Bacak çok da bıyık yok. Şey demek ne yaptı kaldı ki? Tamam, pas geçelim. Bir sonraki tur Elias'ı sömürüyoruz. Ah Runation, ah bir önceki tur. Biraz daha erken geleydin keşke. Arkadaşlara kapıyı gösterelim. İyi eğlenceler, iyi şanslar. Hatta şöyle yapayım. Avaroz okçusu çağırıp şu arkadaşı öldüreyim. Vurdum. Ne cüretle. Daha sonra daha fazla örümcek gelsin. Kapı gibi silah. Kalkanımla tanıştın mı? Tamam, şöyle yapalım en azından. Şimdi gidip 5 manaya da Braum'u sömürürse toptan batarız yani.
Bak hiç zor değil. Neyse, Allah'tan o kadar şanssız değilmişiz. Şimdi Eli'si aradan çıkarabilir. Kirişi gerdim. Tamam. Ben de bunu aradan çıkarırım. Ödeşmiş oluruz. İşime de geldi yani. Zaten bunu öldürdüm. Şimdi Braum'la bunu, bir örümcekle bunu, Eli'si da yok edip iki hasarla çıkacağım buradan. Güzel, fena bir tur olmadı. Ledros geldi. Arkadaşlara kapıyı gösterelim. İyi eğlenceler, iyi şanslar. Şöyle yapsak. Bunu harcamak istemiyorum ama şu an ya. Ben şunu bir atayım. Belki daha güzel bir yerde kullanabilirdik ama. Şimdilik atalım gitsin. Elias ve Ash kullanıyor. Bizde de her telden var. Bütün Frelord'u toplamışız arkamıza. Şu örümceğimi öldürüp iki kart çekeceğim. Eğer rahat bırakırsa. Yoksa zorla adama büyü oynatmış oluruz. Aa, bıraktı. Güzel. Bir donuk vade okusu, bir de ayaz yeti. Güzel. Şu an bu kartları çekmem. 10 numara 5 yıldız oldu. Braum'umuz 4 hasar almış. Birazdan Ledros'un gücünü de kullanırsak oyun daha da güzelleşecek. Bu destede şuna dikkat edebilirsiniz. Şu an atacağımız bir şey yok ama. Yani bir donuk vade okçusu çıkıp en azından eşin buzlanmasını artırabilirim. Henüz biri oldu daha. Bu destede biraz safe oynamaya çalışın. Dediğim gibi zaten bir kontrol destesi olduğu için. Evet, şimdilik bir şey oynamayalım, bana boşa gidecek ama. Pixel bir kartımız yok. Yeti çıksak mı? Ne dersiniz? Zaten çok da yapabileceğimiz bir şey var gibi durmuyor. Hadi yetiyi çıkalım ya. Çıkacağı herhangi hasar veren bir şeyi de Braum'la çekip saldırırım. Yeti bu arada çok güzel kart. Canı 3 ve az olanları buz tutturuyor. Ace'de 3 oldu. Tamamen bir kontrol destesi. Yani Riot 10 numara 5 yıldız deste kurmuş. Yardım lazım. Aha, bir yeti de ondan geldi. Peki, o zaman bu tur saldırmayacağız demek ki.
ikinizi koruyacağım. Öyle yapalım. Bir hasar çok mühim değil şu an. Bu arada artık Ledos'u çıkabiliyoruz. Adam için işler bayağı zorlaşacak. Ben kralın kalkanı Ledros. Ledros özellikle savaş böyle kafa kafaya giderken bir anda gidişatı değiştirebiliyor işte. Bir çığ atıp herkesi temizlesem mi? Ama Braum'u da aradan çıkarabilir. Yani zarara girebilirim. Hayır zaten bu arada kullandı. Bak hiç zor değil. Süper. Alın size temizlik. Ki Ledros'un ölmesi de işime gelir zaten. Şunlara bak. Ondan da bir Ledros geldi. Buna son verirler. Yarım kılıç bile işimi görür. Bakalım Ledros'un nasıl karşılayacak. Tamam, Ledros ölür. 9 manamız var. Tekrar Ledros çıkacağım. Ben kralın kalkanı Ledros'ların savaşı oldu maç. Destesi bizim destemize benziyor. Ama bunda Riot Power var. Bakalım nasıl bir saldırı gelecek. Hunharlıkla direkt maçı bitirebilirim ama buz da tutturabilir. En azından deneyeceğim. Bu sefer geçen maçki gibi kaybedecek bir şeyim yok. Çünkü en kötü ihtimalle Ledros ölür. Nexus'a vuramadan tekrar Ledros çağırır. Bir taş daha geldi. Şimdi atsam mı Hunharlığı? Ledros'a saldırırsa... Saldırırsa buz tuttururum. Olabilir. Erken bitirmek için bir kumar oynadık. Acaba tutar mı? Merakla bekliyorum şu an. Aynısını o denedi. Allah'tan elimizde tutturumuz var ya. Süper olmadı mı şu an? Süper bir maç oldu ya. Resmen kafa kafaya savaş. Harika bir maçtı ama Ledros erken çıkmanın avantajı. Gördüğünüz gibi deste akıyor. Evet. Desteği gördük. Nasıl oynayacağımızı gördük. Ufak tefek temel şeylerden bahsedeyim. Desteğe başlangıçta dediğim gibi düşük manalı kartları elinize alın. Kendinize bir savunma hattı yapın. Ve daha sonra hero'larınızın çıkmasını bekleyin. Tabii bu düşük manalarda Braum'u zaten savunmada kullanacaksınız. Onun dışında eşi ve Trey'i bekleyin gelene kadar. Ledros geldikten sonra zaten oyun her türlü sizin lehinize dönüyor. Tamamen kontrol destesi dediğim gibi. Defansa yatın ve hero'larınızın gelmesini bekleyin. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki deste tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Bye bye.